Çocuk sahibi olmak oldukça zordur. Çoğu kere anne veya baba olmayan birisi ileride çocuğunun geleceği hakkında aşırı yorumlar yaparak haddini aşar. Büyük laflar eder. Ancak çocuk sahibi olup da işin zorluklarını gördüğü zaman ettiği lafların hiçbir anlam ve ehemmiyeti olmadığının farkına varır. Büyükler bu sebeple büyük lokmaya büyük söz söyleme demişlerdir. Bir ebeveynin çocuğu için yapmayacak şeyi yoktur. Bir çocuk büyüyünceye kadar hem anne hem babasına oldukça muhtaçtır. İkisinden birinin vefatı veya terk etmesi üzerine ağır travmalar geçirmek çocuklar için olası tehlikeler arasındadır. Bunu iyi bilen bir adam, çocuğunu doğum yaparken kaybeden eşinin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, küçük kız çocuğuyla baş başa kalıp onunla tek başına ilgilenmenin verdiği sıkıntılardan kaçmak için kendince bir yöntem benimsemişti. Bu yönteme göre her gün eşinin kabrine gidiyor, onu eşinin kabrinin hemen yanı başında açtığı küçük bir kabre yerleştirip anne sevgisi almasını sağlıyordu. Kulağa çılgınca gelen bu yöntemin çocuğuna iyi geleceğine inanıyor, onun annesiyle vakit geçirdiğini hayal ediyordu. Bir gün onun sürekli çocuğuyla mezarlığa gittiğini gören kız kardeşi, peşinden gelip onu takip ettiğinde yaptığı bu şeyi gördü. Dehşete kapılan kadın durumu fotoğraflayarak yetkili makamlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir müfettiş gönderdi ve durumu teyit ettirdi. Adamın yaptığı bu çılgın hareket, bakanlık tarafından kayda alınınca hakkında işlem başlatılarak çocuğun çocuk esirgeme kurumuna götürülmesi kararı alındı. Bunun üzerine dava açan adamdan akli dengesi yerindedir raporu istendiğinde kendisine soru soran psikoloğa şöyle yanıt verdi. Benim çocuğumun annesiz büyümesine gönlüm razı olmaz. Ölmüş de olsa onun bir annesi var. İnanıyorum ki orada onunlayken annesinden bir şeyler öğreniyor ve sevgisini alıyor. Çocuğumu nasıl yetiştireceğimi size mi soracağım? Psikolog, adamın bu cevabı üzerine onu akıl hastanesine sevk edilmesi gerektiği konusunda bir yazı yazdı ve raporunun olumsuz sonuçlanmasına sebep oldu. Zavallı adam uzun yıllar hastanede tedavi görürken küçük kız da yetiştirme yurdunda büyüdü. Kız çocuklarının anneleriyle kurdukları bağ, gelişimleri ve psikolojileri için oldukça önemlidir. Çocukluk çağında duygusal ihtiyaçları karşılanmayan çocukların kişilikleri büyüdükçe etkilenir. Anneleri duygusal olarak yanında olmayan, anneden ilgi ve sevgi görmeyen ya da narsist kişilik özelliği olan anneyle büyüyen kız çocuklarının sağlıklı bir yetişkinlik dönemine ulaşmaları oldukça zordur. Ebeveyn yoksunluğu çocuğun gelişimini dahi aksatabilir. Konuşmayı geciktirebilir, kas gelişimi zayıf kalabilir, zeka gelişimi duraksayabilir. Annenin yetersiz kalarak büyüttüğü çocuklarda ve bazen yuva çocuklarında insanlarla ilişkilerinde sınırsızlıkla tipik reaktif bağlanma bozukluğu dediğimiz sorunu sıklıkla görebiliyoruz. Anne-baba modelinin olmadığı bir ergen ciddi kimlik karmaşası ve kişilik patolojisi yaşamaya aday demektir.